İsmail Saymaz, kiliseye saldıran IŞİD'çi, baskından 6 ay önce gözaltına alınıp bırakılmış. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi, 28 Ocak 2024 günü pazar ayininde IŞİD'çi iki terörist tarafından basıldı. İçeride Polonya Başkonsolosu Witold Lesnak ile eşi ve çocuklarının bulunduğu sırada gerçekleşen baskında Tuncer Cihan adlı vatandaş öldürüldü. Saldırganlar o gün saklandıkları evde yakalandı. İkisi de Tacik'ti. Biri, Cihan'ı öldüren David Tandoev. Diğeri Türkiye'de ikamet izni olan Amuryon Kolikov. Tandoev ve Kolikov'un da aralarında olduğu 43 sanık IŞİD'ci hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kanlı baskından 6 ay önceki korkunç ve büyük ihmal, iddianamede gün yüzüne çıktı. IŞİD operasyonunda alındı. Santa Maria Kilisesi iddianamesine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2023'te bir dizi adrese baskın yaptı ve çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birisi de kilise saldırganı Tandıev'di. Bu bilgi iddianamede şu şekilde yer alıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2023 bölü 138.872 sayılı soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik Covid Hikmatov isimli şahıs 5 Temmuz 2023 günü 5 sıralarında Davut Tanduev ve Ismonalı Mirzojonov yakalanmış. Tanduev'in gözaltına alındıktan sonra bırakıldığı anlaşılıyor. Kolikov adlı ikinci saldırganın da savcılıkça bilindiği görülüyor. Bu bilgi ise Hikmatov'un 8 Temmuz 2023'teki ifadesinde yer alıyor. Kur'an öğrenmek için Türkiye'ye gelmiş Hikmatov da Tacikistanlı. 2022 yılında Telegram'da tanıştığı Muhammed Kırgız'a Kur'an öğrenmek istediğini anlatıyor. Kırgız, "Gel, yardımcı oluruz." deyince Mart 2022'de Kur'an öğrenmek için Türkiye'ye geliyor. Ancak Türkiye'ye geldikten sonra daha iyi bir dini eğitim için İran'a gitmeye karar veriyor. Vanda yakalanıp Erzurum ve Edirne geri gönderme merkezlerine gönderiliyor. Işidin medresesi. Edirne geri gönderme merkezinde tanıştığı Abdurrahman adlı Tacik, İstanbul Beylik düzünde Muhsin adlı kişi tarafından yönetilen medreseyi tavsiye ediyor. Hikmatov serbest bırakılınca bu medreseye gidiyor. Hikmatov ifadesinde şunları söylüyor: "Abdurrahman, bu adreste Kur'an eğitimi alabileceğimi kalacak yerim ve param olmadığı için kalabileceğimi söyledi. Kamptan çıktıktan sonra gittim. Hikmatov, IŞİD medresesi için şu bilgileri veriyor, 3 katlıydı. Yaklaşık 20 çocuk vardı. Birinci katta ders verilir, ikinci ve üçüncü kat yatakhane olarak kullanılırdı. Muhsin, iş bulana kadar dini eğitim alabileceğimi, temizlik ve yemek işlerinde yardımcı olacağımı söyledi. Mescitte Muhsin'den başka Hamza ve Osman isminde iki tacik daha vardı. Mescit, medresenin giderlerinin kaldığım dört ay boyunca kim tarafından nasıl karşılandığını bilmiyorum. Hikmatov, medresede büyüklerle çocukların birlikte kaldığını anlatıyor. İki IŞİD'çi çocuklarla kalıyordu. Kiliseye saldıran Kolikov ile Tanduev'in medresede kaldığını vurgulayarak, şöyle diyor, Kolikov, ifademde belirttiğim, Hamza, isimli şahıstır mescit, medreseye gittiğimde orada bulunmaktaydı. Benim gibi dini eğitim alır ve işlere yardım ederdi. Tanduev, ben medreseye gittikten üç ay sonra geldi. Medrese işlerine yardım ederdi. Bu arada Hikmatov'un bu medreseye yönlendiren, Edirne geri gönderme merkezinde tanıştığı Abdurrahman adlı Tacik, bırakıldıktan sonra Moritanya'da bombalı saldırı gerçekleştirdi. Hikmatov, Abdurrahman, Edirne geri gönderme merkezindeyken Moritanya'ya gideceğini söylemişti. Muhtemelen çıktıktan sonra gitmiştir. Ne amaçla gittiğini bilmiyorum. Gittikten sonra görüşmedim, diyor. MHP'li yönetici, oğullarıyla birlikte göçmen kaçırıyormuş Türkiye'nin en sansasyonel göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığı davası şu an Çanakkale'de görülüyor. Hatırlayacaksınız, bu köşede kaleme almıştım. Özetleyeyim. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel'in Yunanistan'a iltica eden büyük oğlu Cihanay, burada PKK'lılarla göçmen kaçakçılığına başlıyor. Kaçakçılığın Türkiye ayağını Güven Adıgüzel'in küçük oğlu Tunahan organize ediyor. Geçen 28 Mayıs'ta Yunanistan'dan yola çıkan tekne, 5 kaçak ve 12 kilogram uyuşturucu yüklü valizi Çanakkale Ayvacık'taki Gülpınar limanına indirdi. Tekneyi Tunahan adı güzel ile suç ortakları Atakan Gürev'in, Alihan Ketenci ve Şenol Engin karşıladı. Adı güzel ve ekibi Türkiye'den yasa dışı şekilde çıkmak isteyen 7 kişiyi tekneye bindirdi. Kaçaklar arasında PKK üyeliği iddiasıyla ceza alan HDP Parti Meclisi üyesi Hazal Karabey de vardı. Adı güzel ve suç ortakları uyuşturucu yüklü valizi Balıkesir'e götürmek üzere iki araba halinde yola çıktıkları sırada jandarma tarafından yakalandı. Sahil güvenlik de Yunanistan'a giden tekneyi denizde durdurup yedi kaçağı ve iki Yunan kaptanı gözaltına aldı. İki Yunan ve dört kaçak, toplam 10 kişi tutuklandı. O gün tekneden inen beş kaçağı alıp limandan ayrılan çakarlı bir araç vardı. İddiaya göre bu araç, MHP İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olan Nazif Küçü'ye aitti. Adı güzel ve küçük, Çanakkale'ye birlikte gelmişlerdi. Bu bilgiyi bana güven adı güzel doğrulamıştı. MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük'ün ağabeyi Nazif Küçük, TBMM tarafından kardeşine verilen araç kartını aracında kullanıyordu. Bu, araca dokunulmazlık sağlıyordu. TBMM araç kartı bulunan araçla göçmen kaçakçılığı yapılmış olabilirdi etkin pişman oldu, itiraf etti. Ayvacık Asliye Ceza Mahkemesi'nde göçmen kaçakçılığından adı güzel, Gürev'in, Ketenci ve Engin ile Yunan kaptanlar Ninos Georgios ve Stameşos Skorlis'e dava açıldı. Üç duruşma görüldü. Son duruşma 29 Eylül'deydi. Etkin pişman olmak istediğini vurgulayan Gürev'in, itiraflarda bulundu. Gürev'in, Çanakkale'ye adı güzel tarafından getirildiklerini kaydederek, şunları söylüyor, gelirken yapacağımız işi biliyorduk. Bu kişileri göçmen kabul ediyorduk, aramızda böyle bir konuşma geçmişti. Gürevin, o gün beş kişi olduklarını itiraf ediyor. Beşinci kişinin adını Atakan Ateş olduğunu anlatıyor. Ateş'in limanda gözcülük yaptığını ifade ederek, şöyle diyor, İstanbul'dan beş kişi geldik. Beşinci kişi Atakan Ateş'tir. Limana giden yolun başında gözcülük yapmaktaydı jandarma geldiğinde haber verecekti. Babası da limandaydı, Gürev'in, ifadesinde, Tunahan adı güzelin telefonda Yunanistan'daki ağabeyi Cihanayla konuştuğunu kaydediyor. Babası Güven adı de Çanakkale'de limanda olduğunu açıklayan Gürev'in, şunları söylüyor, Tunahan'ın babasının olayla ilgili konuşmasına şahit olmadım. Limanda olması nedeniyle onun da olayla ilgilisinin olduğunu düşünüyorum. Alınacak paradan pay alacağına ilişkin bir şey duymadım. Makam şoförü Nazif küçük mü? Gürevin, şöyle devam ediyor, Tunahan'ın babası da Basası'nın şoförü de makam arabasındaydı. Babasının şoförünün ismini bilmiyorum. Tunahan'ın babası şahısları gidecekleri yere götürmek üzere aracını aldı. Bu ifadeden, baba adı güzelin tekneden inen kaçakları aracını alarak, limandan ayrıldığı anlaşılıyor. Ayrıca Gürev'in, yargılanması gereken üç kişi daha var ancak savcılıkta anlatmak istiyorum, diyor. Bu üç kişinden ilki, Gözcü Atakan Ateş. ikincisi Baba Güven adı güzel. Üçüncüsü A. B. Cihanay adı güzel. Gürev'in, bir de, Tunahan'ın babasının şoföründen, söz ediyor. Bu kişi, adı güzelin makam şoförü değil, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçüğün ağabeyi Nazif Küçük olmalı. Gürev'in, küçüğü tanımadığı için adı güzelin makam şoförü sanıyor. Cezaevinde tehdit ediliyor. Gürev'in, bu şahıslar hakkında pek çok şey biliyorum ancak mahkemede söylemek istemiyorum. Bunları savcılıkta anlatacağım. Söylediğim şeyler dolayısıyla korunmayı talep ediyorum, diyor. Cezaevinde tehdit edildiğini ileri sürüyor. Koğuş arkadaşlarına, bu işi bitirin, diye para verildiğini iddia ediyor. Gürevin, Tunahan'ın ailesi güçlü, siyasi bağlantıları var. Cezaevinde sürekli psikolojik baskı görüyorum. İç posta yoluyla bana haber yolluyorlar. Koğuştakilere para teklifinde bulunarak, bu işi bitir, deniliyor. Buna ilişkin deliller elimdedir. Adı güzel ise gürevinin yalan söylediğini savunarak, delilleri mahkemeye sunmasını istiyorum. Kime para teklif etmişiz, ismini vermesini istiyoruz, diyor. Gürevinin avukatı Bayram Köroğlu, müvekkilinin itiraflarını içeren üç dilekçe gönderdiğini ancak hiçbirinin savcılığa ulaşmadığını ileri sürüyor. Gürevin üzerinde ciddi bir baskı kurulduğunu, koğuşunda delici isim bulunduğu için hücreye konduğunu, itirafçı olma şeklinde mesajlar atıldığını, annesine para teklif edildiğini savunuyor. Köroğlu, ağabey Cihan'a'ya soruşturma açıldığını kaydediyor. Bu arada aynı altı sanık hakkında uyuşturucu madde ithal etme ve ticareti yapma suçlarından Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.